Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık dokusuyla davet sofralarınıza yakışacak nefis bir pekmezli elmalı kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek pekmezli elmalı kek tarifine geçmiş bulunmaktayım. Ben bu arada elmaları soyarken malzeme listesini de söylemek istiyorum. 3 tane orta boy eşki elmamız var. Bu kekimizde eşki elma kullanıyoruz. Elmalarımızın kabuklarını soyuyoruz. Yarım çay bardağı keçi boynuzu pekmezi. Sizler isterseniz dut ve üzüm pekmezi de kullanabilirsiniz. Evimizde bu pekmezden olduğu için bunu değerlendirmek istedim. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, 6 yemek kaşığı şeker, biraz ceviz içi, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. Kullandığım bardağımın ölçüsü 250 milim. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Kabuklarını soymuş olduğumuz elmaları dilimleyelim. Kalıbımızı sıvı yağ ya da tereyağı ile yağlayalım. Dilerseniz biraz un da serpebilirsiniz. Dilimlemiş olduğumuz elmaları yan yana aralıksız bir şekilde kalıbımıza yerleştirelim. Pekmezli elmalı kekimizde eşki elma kullanıyoruz. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker, 1 da ceviz serpiyoruz. Yarım çay bardağı pekmezimizi de ilave ediyoruz. Karıştırma kabımızın içerisine 2 tane yumurtamızı kırıyoruz. Yemek kaşığı şeker. Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ,
Yarım su bardağı yoğurdu ekleyip tekrar çırpalım. Bir buçuk su bardağı unumuzu, bir paket kabartma tozumuzu eleyerek hamurumuza ilave edelim. Mikserin düşük ayarıyla ya da çırpma telimizle karıştıralım. Karışımımızı mikserin düşük ayarıyla ya da çırpma telimizle karıştıralım. Akışkan bir hamur elde edelim. Kullandığım 1,5 su bardağı un tam ölçülü geliyor. Hamuru elmaların üzerine yayalım. Bir spatula yardımıyla üzerine düzleyelim. Kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda 40 dakika pişmeye bırakalım. Piştikten sonra da ters çevirelim. Kekimiz fırına gitmeye hazır hale geldi. Kekimizi kalıbı içinde biraz soğutarak ters çevirip servis tabağımıza alalım. Yumuşacık dokusuyla gerçekten harika bir lezzet oldu. Bu güzel lezzetli tarifi mutlaka sizler de denemelisiniz. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.